Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kova burçlarını Kasım ayında neler bekliyor? Sizler için niyetlenip içmiş olduğum kahve fincanım karşımızda duruyor. Umarım bu ay sağlıklı, sıhhatli, keyifli, huzurlu, mutlu, aşk ve sevgi dolu bir ay sizi bekliyordur. Güzel dileyelim, güzel olsun, tüm güzellikler bizleri bulsun. Neler neler var bu ay? Gökyüzü olarak aslında bırakmaya çalıştınız. Bir süredir direndiğiniz, bırakamadığınız konularda yeni başlangıçlar yapacaksınız. Yani artık bırakıyorum diyeceğiniz konular önünüze düşebilir. İş ve para konularıyla alakalı emek verdiğiniz konularda elinize bazı şeyler geçebilir. Şimdi bu bazı şeyler işinizde, kariyerinizde sizi artıya getirecek durum olarak görünüyor. Yani burada biraz daha bu ay şanslı olduğunuz süreçler var. Şimdi bir de tabii ki kahve falımızda neler var? Onlar üzerinden yorum yapmaya başlayalım ama önce burası. İş yerinde bir kapı planı yani bir işinizle alakalı bir yenilik, bir değişim, bir dönüşüm ama çok uzun süredir incelediğiniz bir konu. Hani böyle sanki üzerine eğilmişsiniz, devamlı o konuyla alakalı yanınızda da bir kişi var. Devamlı konuşuyorsunuz o konunun doğruluğuyla. Bir an önce başlanması gereken bir iş, işte daha fazla artık incelemeyi bırakalım, başlayalım dediğiniz bir süreç içerisindeyseniz, ayın 10'undan sonra bu konuyla alakalı çok güzel bir başlangıç yapabilirsiniz diyor falımız. Şimdi bir de buradan şöyle bakalım neler var. Şöyle şunu kenara alayım ben şuradan sizlere. Bir göstereyim önce. Bakın içeridekini görüyor musunuz? Bir oğlak görseli, inat ettiğiniz iş konuları net olarak yani oğlaklar işkolik olarak bilinir. Bu ay işkolik olacaksınız. Özellikle ilk 15-20 gün aile konularıyla alakalı da bir rahatlama durumunuz olacak ama hangi ve nasıl bir konuyla alakalı? Bir de bakın görüyor musunuz? Ortada sanki böyle bir kum saati var. Yani sanki bir şeylere yetişmeye çalışıyorsunuz Kasım ayında. Bir süre verilmiş de sanki o süreyi düzgün bir şekilde değerlendirip yolunuza devam etmek için bir mücadele vereceksiniz. Bir koşuşturmanın içerisinde aslında görünüyorsunuz. Şimdi buradan şöyle alayım elime. Birincisi aile konularıyla alakalı ilk 10 gün aile içerisinde bir konu bu konu biraz çocuklarla alakalı bir konu gibi duruyor. Böyle sanki siz eşinizle birlikte bir konuyu netleştirmeye ya da bir konuyla ilgili hani elinizde bir çekiç almış çivi çakıyorsunuz. Netleştirmeniz gereken bir konu var çocuk ya da çocuklarınızla alakalı. Hani böyle bir süreç gelmiş geçmiş artık başında bu konularla alakalı netlik sağlamaya çalışacaksınız. Aile efradı da bu konuyla alakalı ne yapacağınız diye sanki merak ediyor. Burada bir Y görseli var, Y harfi görseli var. Bu kişi ya da kişilerle alakalı olabilir ama çocuklarınızla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir süredir karar veremediğiniz ya da kontrol edemediğiniz bir durumu kontrol altına alacaksınız. Hatta ufak ufak haberlerle birlikte konu bayağı bir düzene girecek. Bir düzensizlik düzene giriyor aslında. Eşler burada kafa kafaya vermiş. Bu konuyu düzeltecekler. Esas konumuz ayın 10'undan sonra hane içerisinde böyle düşüncelerinizle yaptıklarınızın uyuşmadığı bir süreci geride bırakacağınız görünüyor. Hatta şöyle bir durum da var. Uzunca bir süre bu konuyla alakalı bayağı sıkıntı yaşamışsınız. Artık hani düşündüğünüzü daha çok yapacağınız, belki bedenen buna yetişemiyorsunuz ama düşünceleri aktive edeceğiniz bir süreç var hanenizde. Şimdi ne de olabilir? Ne olabilir? Neye istinaden size bunu söyledim diye bir örnekleme yapayım. Mesela hanenizde atıyorum bir tadilat yapmanız lazım. Ya da atıyorum koltukları silmeniz lazım. Ama çalışıyorsunuz. Onları silecek bedenen güce sahip değilsiniz. Ama orada başka bir şey düşünüp onu sonuçlandırıyorsunuz. Yani sizin beden gücü harcamadan aklınızı kullanarak yapacağınız bir konu var hanede. Ve onu yaptığınız zaman üzerinizden büyük bir yük gidecek. Bu yükle birlikte aslında hanede bir aydınlanma da var. Burada sanki bir temizlik oluyor. Hani hanede bir temizlik acaba duygusal bir temizlik mi? Yoksa kişisel bir temizlik mi? Yoksa maddesel bir temizlik mi?
Sanki düşen bir kişi tutuluyor, bir de hanede net bir değişiklik var. Yani bu hanedeki değişikliği şey olarak değerlendiriyorum. Hane içerisinde bir tadilat mı düşünüyorsunuz? Yapmanız gereken bir şeyler vardı, bunu ötelediniz, bedenen yorulmak istemediniz, işte bu ay o aydır deyip de girişeceğiniz bir iş mi var? Gibi gibi durumlar özellikle 20'sine kadar hayatınızda güzel gelişmeler olarak görünüyor. Ayın 20'sinden sonra yalnız hane içerisinde bir kişinin ayaklarının böyle birbirine dolaştığı bir süreç var. Önünü görmekte zorlanıyor. Bundan dolayı sanki böyle dizlerine ve oturmuş dizlerine böyle kafasını koymuş düşünceli çıkıyor. Emek verdiği bazı konularda karşılık alamayacak ya da emek vermediği için üzülecek. Burada biraz üzüntü görselleri var. Bu ben gene hep çocukları yoruyorum nedense aile içerisinde olduğu zaman. Hani oğlunuz ya da kızınız emek verdiği konularda karşılığını alamadığı ya da zamansız sonuçlarla karşılaştığı için biraz üzgün olabilir. Aile fertlerinin onun çevresinde olduğu o üzgün durumu konuşarak çözmeye çalıştığı durumlar olacak. Ama burada bir kişi bu kişiyi çok güzel de haşlıyor. Yani yapamadıkları ya da yapmaya çalışıp da emek vermediği konularda eğer bir öğrenciyseniz dikkatli olun derim burada. Eğer Kasım ayı başı itibariyle vermeniz gereken emekler derslerinizle alakalı söz konusuysa sonuçları sizin için hayırlı olmayabilir. Burada böyle kafanızdaki düşüncelerle ağlar pozisyonda çıkıyorsunuz. Aman ha dikkat diyelim. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın derslerinizle alakalı. Çünkü aile fertleri de böyle ellerini açmış hani der gibi çıkıyorlar. Burada bir kişi de özellikle havada kalmış yumruk görsellerinde gösteriyor olarak çıkıyor. Bu konular bu ay aslında dikkat edilmesi özellikle öğrenci dinleyenler için dikkat edilmesi gereken konular. Ha yok aile içerisinde eğer bu tarz bir çocuk ya da çalışan durum söz konusuysa beklentilerinizi karşılayamayabilir. Yani eşiniz dahi olsa bu bir beklenti içindeyseniz eğer bunun mutsuzluğunu göreceksiniz. Yani sizin beklentilerinizi karşılayamayan bir kişi hane içerisinde özellikle son 10 gün biraz huzursuz bir ortam yaratabilir. Hem siz huzursuz oluyorsunuz hem çevre huzursuz oluyor. Ama bu süreci de böyle kontrol edemediğiniz havada geçireceğiniz süreçler olarak görünüyor. İkili ilişkiler olarak değerlendirecek olursam ay başı itibariyle bir sıkıntınızı bir süre öteleyeceksiniz. Çok konuşmak, görüşmek ya da konuyu açmak istemeyeceksiniz. Kafa kafaya verdiğiniz bir konu ama fikirsel ayrılıklar söz konusu. Bu fikirsel ayrılıklarla alakalı aslında bir ayrılık düşünüyorsanız eğer bu ayın 10'undan sonra bu konularla alakalı biraz bir ara verelim mi? Biraz mesafe koyalım mı araya diyebilirsiniz. Burada bir boşluk hali aslında ya ayrılık ya mesafe koyma anlamına geliyor. Burada çok düşünceli çıkıyorsunuz. Ama yani doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Çevrenizde arkadaşlar ne kadar doğru yaptım, ne kadar yanlış yaptım? Bundan sonrası beni nasıl etkiler dediğiniz bir sürecin de içine girebilirsiniz. Bir bilinmezlik süreci olarak görünüyor. Yani kafanızda kararsız kaldığınız ilişkinizle alakalı bir ayrılık kararı alıp sonrasında da üzülebilirsiniz ki sonrasında da zaten gene kafa kafaya gelmiş konuşuyor bir şeyleri çözmeye çalışıyor olarak görünüyorsunuz. Ben ayrılmayı düşünüyorum. Beklentilerimi karşılayamadı. Ayrılırsınız ama ay sonunda gene barışırsınız. Öyle söyleyeyim. Yani gene barışma görselleri çok yoğun bir şekilde var. Bunu direkt ailede eşinizle alakalı ilişki olarak da değerlendirebilirsiniz. Yani ay başı itibariyle bazı tıkanıklıklar yaşarsınız. Bunu ay ortasında yeter artık ama yani olmuyor seninle deyip sonrasında gene kumrular gibi yan yana kol kola devam edebilirsiniz ilişkinize sevgili kovalar. Bu ay aslında sizin en şanslı olduğunuz bölüm tabii ki ilişkiler bölümü. Devamlı karşılıklı konuşmalar, görüşmeler, parasal anlamda da aslında destek almaya çalıştığınız kişilerle yapacağınız görüşmeler görünüyor. Sağlık konularıyla alakalı bir şey demedim çünkü bir şey çıkmadı. Kadın hastalıkları diyebilirim sadece kadınlarla alakalı. İş konularına gelelim. Ay başı karşınızda iki yüzlü bir insan var. Ve bu iki yüzlü insana virgülü koymuşsunuz. Net bekliyorsunuz. Son bir hamle yapsın ben bunu geçeyim diye. Yalnız bu kişinin arkasında onu koruyan insanlar var. O insanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu iki yüzlü insan ve onun arkasında onu koruyan insanın hemen arkasında 17 rakam var arkadaşlar. Ayın 17'sine kadar bu insanları aşmaya çalışacaksınız. Bu insanlarla ilgili bir didişmeniz var.
Yani bu insanları açtıktan sonra da çok rahat edeceksiniz. Bu insanlar diyorum, 200'lü insanı bir ve onun arkasındakini bir olarak değerlendiriyorum ve iki kişi olduğunu düşünüyorum. Sanki bu iki kişi aralarına bir konu ya da bir kişiyi almışlar, sizden gizliyorlar. Siz önlerinde durmuş, elinizle böyle ağızlarından sanki cımbızla laf alıyorsunuz. Bu kişilerle 15 gün, hatta 17 rakamı çıktığı için 17'sine kadar uğraşırsınız. Bu insanlar her ne yapıyorsa, her ne saklıyorsa, siz bunu öğrenmek için elinizden geleni yapacaksınız. Öğrenir miyim? Bu insanları aşar mıyım? Aşarsınız. Ve zaten siz bu insanları tehdit olarak algılıyorsunuz hayatınızda. Bu insanları aşacaksınız. Bu insanlardan sonra önünüze çıkan insanlar daha basit gelecek size. Çünkü burada mesela aşmış görünüyorsunuz. Sonra önünüze çıkan insanlar o kadar basit ve şekilsiz ki. Hani ben bunları açtım. Bundan sonrası bana fasafiso diyeceksiniz bu ay. Ve görüşme konuşmalar, eğer bir iş ayrılığı yaşanırsa burada 2-3 tane görüşme var. Bunlardan bir tanesinin muhakkak geri dönüşü olacak. Aile çevresinden yardım aldığınızda işle değil de başka bir işle alakalı destek alabilirsiniz. Şimdi bu falımızı bir de çalışmayan birisi olarak değerlendirecek olursam, çevrenizde sizin parasal anlamda önünüzü tıkayan iki kişiyle bir mücadele 17'sine kadar devam edecek. Ondan sonra farklı bir bakış açısıyla, farklı insanlarla ama takılmadan yolunuza devam edeceksiniz diyebilirim. Zaman tanıyorsunuz biraz bazı konular ama işle alakalı takıntılı bir süreci arkanızda bırakacaksınız arkadaşlar, net olarak. Bir de iş yerinde vefat haberi alınabilir. Onu da belirteyim. Uyanlarınıza denk gelebilir tabii ki de. Herkesin olacak diye bir şey yok ama burada o görselde gördüğüm için söylemem gerekiyor. Evet, başka da bir şey göremiyoruz değil mi? Göremiyoruz. Devam edelim buradan. Şimdi buradaki görselleri de aslında fincanın içindekinden bazen olur alıyorum, bazen de tamamlayıcı varsa bir şey buradan da söylemeye çalışıyorum. Bu ay için kafanızda taktığınız sorunlarla alakalı, bakın birçok konuyu halledeceksiniz. Hatta şu gidiş çok güzel gördüğünüz gibi. Aslında siz bu ay çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Bir aydınlanma var. Ama net olarak değil. Şimdi burada bir C harfi sonrasında bir dakika balık görsellerine geçiyor. Baya baya gidiyor sıkıntılarınız. Parasal anlamda bakın ortadaki balığı iş yerinden eve doğru giden bir balık görseli var. Artı bu balık kuyruğu balık, kafası bildiğin boğa. Diyeceksiniz ki kovada boğanın ne işi var? Şimdi arkadaşlar şekiller anlam taşıyor. Boğa burcu olarak değerlendirmiyoruz burada. Bu boğayı inat ettiği konularda, bir süredir sabır verdiğiniz konularda artık iş raydan çıktı dediğiniz süreçleri gösteriyor. Hani sakin sessiz boğa kırmızı bir şey gördüğü zaman nasıl üstüne atlar o kişinin? Burada da aslında o durum var. Kuyruğunun balık olması parasal anlamda sıkıntı yaşadığınız süreçlerden dolayı bir süredir sabır ettiğinizi, sabır ettiğiniz konularda artık sona geldiğinizi, para konularıyla alakalı çok fevri tavırlarda bulunacağınızı gösteriyor. Bunlar bana iyi gelir mi? Evet, iyi gelir. Çünkü bir boşluktasınız. Bu boşluğu, bu sıkıntıları çözmek için bu paraya ihtiyacınız var. Bu beklentileriniz ayın ilk 10 gününden sonra aktif olacak. Karşınızda yaşlı, siz ya da sizden yaşça büyük bir kişiden almaya çalıştığınız bir para, 3 kişi birlikte konuşup çözmeye çalışacaksınız bu konuyu. Böyle takır takır merdiven gibi devamlı konuşarak çözmeye çalışacaksınız. Ben bu parayı alır mıyım? Bir kısmını alırsınız. Bu da sizi rahatlatacak. Özellikle haneye aktardığınız bir para olarak çıkıyor ama bu ay çevrenizde çok şeytanca insanlar var. Onlarla bir mücadele haliniz olacak. Burada artık ben şeyi değiştiriyorum diyorsunuz. Davranışlarımı, hareketlerimi değiştiriyorum diyorsunuz. İç dünya olarak da biraz böyle hayallerinizi kenara atmış. Hani sanki artık bu hayalleri kurmak istemiyorum. Yeter artık. Başka, daha başka iyi şeyler olmalı der gibi böyle hayallerinizde çıkıyorsunuz. Şimdi bu ay aslında birçok sıkıntınızı halledeceksiniz. Aile içerisinde taşınma, uzaklaşma planlarınız varsa belki burada önünüzde bir taş çıkabilir. Yani olmayabilir. Ama genel anlamıyla burada da güzel çıkmış. Özellikle 15'inden sonra diyelim burada da 15'inden sonra
Gayet rahat çıkıyor. Benim evliliğimde sorun var, ilişkimde sorun var. Kafanızda bu ay çok fazla uzatıyorsunuz, takıyorsunuz ama karşınızdaki kişi bunu farkında değil. Bunu farkına varacaksınız aslında. Ben dertleniyorum, onun derdi bile değil diyeceksiniz. Burada sanki bir gene değişim var düşüncelerde. Daha bir rahat bakacaksınız önünüze. Ben öyle düşünüyorum. Yani sıkıntıları farklı açıdan mı algılayacaksınız? Farklı bir bakış açısı mı var ama böyle bir kenara çekip buradan gideceğim. Bunu düşüneceğim der gibi çıkıyorsunuz bu ay için sevgili kovalar. Kasım ayı da biter deriz. Ondan sonra sağlıklı saatli güzel geçirdik deriz diye düşünüyorum. Güzel bir kahve falıydı aslında. Kötü olan çok bir şey yoktu. Birçok sıkıntınızı atlatacaksınız. Tabii ki mücadele var. Ama bu mücadeleden güzel dönüşler alacağınızı düşünüyorum. Hakkınızda hayırlısı olsun. Güzeller sizi bulsun. Kötüleri de evrene gönderelim. Bu aylıkta bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.